İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta Cumartesi günü 17 Ağustos 1999 Körfez Depremi'nin 25. yılını anacağız. Şehir Hepimizin programı olarak bugün ve gelecek hafta 19 Ağustos Pazartesi günü iki ayrı programda 25 yılın değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bu ilk programda konumuz afet yönetimi olacak. Konuklarım Açık Radyo'da Altın Saatler isimli programı 25 yıldır birlikte yaptığım 4 arkadaşım. Aziz Şasa, Buğra Çelik, Elvan Cantekin ve Nazan Cömert. Arkadaşlar programa hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Altın Saatler programını Açık Radyo'da her hafta çarşamba günleri 15.30'da gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta itibariyle 1332. programı yaptık. Şimdi ben arkadaşlarıma tek tek söz vereceğim ve onlar özellikle afet yönetimi açısından düşüncelerini, değerlendirmelerini bu 25 yıl çerçevesinde ele alacaklar. İlk söz Elvan Cantekin'de. Elvan Cantekin doktor, inşaat mühendisi, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı eski genel müdürü. Evet Elvan. Merhabalar tekrardan. Evet, ben çok kısa bir özetle başlamak istiyorum ki bundan sonraki konuşmaları açısından da bir taban teşkil etsin diye. Öncelikle bu 1999 depremleri dediğimiz Marmara ve Düzce depremlerinin şöyle bir genel çerçevesini çizmek istiyorum ve neler bize öğretti, neler yansıttı. Şunu söylemek çok doğru olacak. Yarattığı can kaybı, yıkım ve ekonomik sonuçları itibariyle çok büyük bir felaketti 99 Marmara ve Düzce depremleri. Ve bir taraftan çarpık ve plansız kentleşmenin, sürdürülebilir olmayan kalkınma hamlelerinin ne büyük risk oluşturduğunu acı bir şekilde gördüğümüz afetin bir doğa olayı değil, insanların bizzat yarattığı bir şey olduğunu anladığımız bir tecrübe oldu. Bu çok önemli çünkü üzerinden 24 yıl geçtikten sonra ondan çok daha ağır bir afeti, bir felaketi yaşadık. Onu da hatırlamakta fayda var. Afet yönetimimizin temel problemlerin ortaya çıkması açısından çok önemli, bir o kadar da acı bir tecrübeydi. Bu o dönemi yaşamış olanlar açısından çok net olarak ortaya izlenebilmiş, gözlenebilmiş bir gerçek. Ülkenin batısında gerçekleşmiş olması, çok geniş bir coğrafyada etkili olması, toplumda geçmiş afetlerde olduğun çok ötesinde afet gerçeği ile bir yüzleşmeye neden oldu. Bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Ve özellikle de görsel basının katkısıyla toplum gelişmeleri yakından ve neredeyse anında izledi. Bu da farkındalık arttırılması açısından da önemli bir noktaydı. Şimdi 99 depremlerini takip eden yıllarda bu afet yönetiminin temel problemlerini görmüştük ya, bu afet yönetimi bakımından kriz yönetiminden bütünleşik afet yönetimine geçilmesi yönünde bir yaygın bir anlayış ortaya çıktı. Bu esasında uluslararası anlamda da işte Birleşmiş Milletler'in afet risklerinin azaltılması 10 yılı, ondan sonra arkasından gelen bir başka uluslararası konferanslarda da ön plana çıkartılan bir görüştü. Türkiye'de de kendini gösterdi. Risk yönetiminin önceliklendirilmesinin gerekliliği konuşulmaya başladı. Afet sonrası başlatılan bir dizi düzenlemelerle afet yönetim sistemi dönüşümünde çok kritik bir rol oynadı 99 depremleri. Ama bunun daha detaylarını herhalde özellikle de Nazan'dan dinleyeceğiz. Özellikle deprem sonrasında uluslararası kurumların da katkısıyla ve yönlendirmeyle afet yönetiminde çok paydaşlı, çok bir yaklaşımın ön plana çıkartılması bir önemli bir gelişme esasında. Eskiden sadece devletin ve bazı kamu kurumlarının sorumluluğunda görülen bir takım şeyler açısından bunun çok daha paydaşlı bir yaklaşımda yönetilmesi konusu gündeme geldi. Ancak bu yaklaşımın nasıl hayata geçirileceği, doğru yöntemi ne olacağı bana göre bugün bile karar vericiler açısından ne yazık ki net değil. İşte yerelin ön plana çıkartılması, toplumun yapılabilir kılması falan gibi konular hala ortada duruyor açıkçası. 99 depremlerini takip eden süreçte bir de başka önemli gelişme oldu. Bu da STK'nın, sivil toplum kuruluşlarının gerçeğinin topluma ve kamuoyuna gösterilmesiydi. STK'lar afete müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kamu kurumlarından daha organize, daha verimli, daha etkin ve daha hızlı hareket ettiler. Diğer bir deyişle esasında 99 depremleri toplumun STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla yeniden tanışması oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 99 depremleri basının ve kitle iletişim araçlarının afet yönetimi içerisindeki önemini de ortaya koydu. Zamanla sönümlenmesine ve bazen ciddi bilgi ve iletişim hataları yapılmasına karşın basın organları afetler konusunda toplumsal farkındalığın artması doğrultusunda çok daha fazla çaba göstermeye başladılar. Afet sonrasında kamu yönetiminde, akademide, toplumun diğer kesimlerinde yaşanan tecrübeler üzerinden çok önemli değerlendirmeler yapıldı. Bunu göz ardı edemeyiz. Raporlar hazırlandı. İleriye dönük strateji ve planlar oluşturuldu. Ama elimizde bu çok ciddi kaynaklar birikmiş olmasına karşın ne yazık ki bu çalışmaların çok büyük bölümü daha rafine hale getirilip ortak uzun vadeli planlara yansıtılmadı ve uygulanmadan tozlu raflardaki yerini aldı. En ilginç örneklerden ve en önemli örneklerden bir tanesi İstanbul Deprem Master Planı'dır örneğin. Kamu afet yönetiminde öngörülen değişiklikler beklenenden geç oldu. Yavaş ve eksik oldu. Örneğin AFAD 2009 yılında kurulabildi. Bu 10 yıl sonrası gecikme demek. Ve bu değişiklikler 2012-2013'ten sonraki yönetim sistemindeki değişikliklerle ve hayata geçirilen uygulamalarla değişikliklerin temelini oluşturan ilke ve amaçların çok ötesinde bir noktaya gelindi. Ve bu noktada biz de maalesef 2023 depremlerinde yaşadığımız problemlerle karşı karşıya kaldık. Bu problemlerin kaynağı esasında o dönemde yapılan, başlayan hatalar zincirinin hatalar zinciridir diyebiliriz. Ben bu şekilde çok kısa özetlemek istedim. Bundan sonraki konuşmacı arkadaşlar daha detaylı bazı bilgiler ve değerlendirmeler yapacaktır. O noktada belki de ufak tefek katkılarda bulunabilir. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Elvan. Sağ ol. Şimdi söz Nazan Cömert arkadaşımızda. Nazan Cömert de doktor, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Fransızca Programı öğretim üyesi. Evet Nazan. Evet, Elvan çok iyi bir şekilde 17 Ağustos'tan bu yana yapılanları, yapılmayanlara da gönderme yaparak özetledi. Belki ben burada biraz yapılmakta zorlanılan şeyler nelerdi, biraz onlara değinmek istiyorum. Aslında baktığımız zaman bu konular, bizim değişik programlarda da dile getirdiğimiz konular aslında çok teknik konular değil. 17 Ağustos'tan bu yana konuştuğumuz konuların özünde yatan şey aslında deprem kaynaklı afetler, konumuz 17 Ağustos depremi olması sebebiyle bir yoğunlaşma problemi yaşandığını gösteriyor. Yani afeti, deprem kaynaklı afetleri öncelikli konu haline getirmekte zorluklar yaşadığımızı gösteriyor. Bu her türlü kamu politikasının içine dahil etmekte ne kadar zorlandığımızı açıklamak için söyleyebileceğim şey bu. Bu yoğunlaşmayı biz nerelerde görüyoruz bu problemi? Yani bunu öncelikli hale getirmeyi koordinasyon problemlerinde çok yaşadık. 17 Ağustos'tan bu yana çok sayıda deprem oldu, çok sayıda insan öldü. En son da 6 Şubat depremlerinde çok ağır bilançoyla bunu tecrübe etmiş olduk. Şimdi koordinasyon problemleri hep görünür bir problemi ya da problemi görünür hale getiriyor. Neydi bu koordinasyon problemleri? Aslında bizim dışarıdan baktığımız zaman belki birbiriyle çalışmaya çok alışık olmayan bir sürü aktörü bir arada çalışmaya zorlayan bir durum aslında koordinasyon problemi dediğimiz şey. Bu hem aslında afet öncesi dönem için söz konusu işte risk azaltma ve risk önleme faaliyetlerinde hem de afetlerde tecrübe ettiğimiz yani hem kamu kurumları arasında hem kamu, sivil, özel sektör ve uluslararası aktörler arasında böyle birlikte çalışma, farklı dilde çalışma kültürü de insanların, aktörlerin bir araya gelmesi ve birlikte çalışamamasıyla alakalı. Dolayısıyla en çok belki zorlanılan alan bu koordinasyonun nasıl sağlanacağıyla ilişkiliydi. Biraz evvel Elvan bahsetti, 17 Ağustos'tan bu yana yapılan en büyük kurumsal değişim AFAD'ın kurulması oldu. Yani bir merkezi idarede bir koordinatör kurumun kurulması gerekli bir şeydi 17 Ağustos'ta. İşte hem kamu birimleri arasında hem de onların üstünde bir koordinatör birim. Baktığımız zaman içinde de AFAD'ın rol depremle ilgili, afetle ilgili, deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili çok önemli rol ve sorumlulukları kendine çektiğini ve bu rol ve sorumlulukların aşırı derecede merkezileştiğini söyleyebiliriz. Şimdi aslında beklenen neydi AFAD'ın kurulmasıyla? AFAD'ın ortak bir çalışma dilinin oluşturması bekleniyordu. Bir araya bütün aktörleri kapsayıcı bir şekilde bir araya getirmesi, bir afetle ilgili bir çalışma kültürünün oluşturulması ve bunun sürekliliğinin sağlanması, geniş tabanlara yayılması ve bu konuda belli standartların oluşturulması, buna eğitim hizmetleri dahil. Ve yaşanan deneyimlerinde bir şekilde değerlendirilerek, çünkü çok önemli deneyimler, herhalde Türkiye'nin yaşadığı deneyimler, bütün dünyaya örnek olabilecek deneyimler. Bu deneyimlerden de bir kamu politikası aracı üretme amaç. Şimdi en çok zorlanılan alanlardan birisi bu. Bir taraftan bir şeyler yapılıyor ama rol ve sorumluluklar aslında çok geçişken. Yani çok öyle bir rol ve sorumluluk tanımlayacaksınız ki çok net olacak, aynı zamanda bir esneklik sağlayacak. Yani afet yönetiminde en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi bu kadar biz burada bir takım sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani bu rol ve sorumlulukları tanımlanması konusunda. Çünkü bir taraftan da yerel kapasitenin güçlendirilmesi konusu var. Biliyorsunuz klasik afet tanımında en konu afetin kendi tanımı işte yerel kapasitenin çöktüğü. Demek ki afet yönetiminin en öncelikli konusu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerelin güçlendirilmesi, hem yönetimlerin hem yerel halkın güçlendirilmesi. Burada böyle bir çabaların bu kadar efektif kullanılmamasının sebebi bir algı da problemi var. Yani bir taraftan çok merkezileşmiş rol ve sorumluluklar var. Bir taraftan yerel yönetimlerin bu konuyu merkezi idarenin asli konusu olarak görme sıkıntısı var. Bu nasıl aşılacak? Yani temel konulardan bir tanesi bu. Tabii burada algı konusunun altını biraz çizmekte fayda var. Özellikle yerel kapasitenin güçlendirilmesi, yerel yönetimler, işte halk, sivil halkın. Bu konu özellikle önleme ve risk azaltma ile ilgili faaliyetlerin afetle ilişkilendirilmesinde de bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Yani normal hizmetlere erişim min geliştirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve afeti önceliklendirilerek bunun yapılması aslında yerel kapasitenin güçlendirilmesini de sağlıyor. Örnek veriyorum, yani kente dair alınacak bütün kararlarda, kent yönetimine ilişkin alınacak bütün kararlarda bu konunun öncelikli olması, işte kent konseylerinin kurulması, şehirlerin daha yaşanılabilir hale getirilmesi, kırılgan grupların tespiti, bunlara hizmetin geliştirilmesi konusu. Bunlar aslında hepsi afet yönetimiyle de, yerel kapasitenin güçlendirilmesiyle de alakalı konular. Dolayısıyla afet bizim aslında gündelik risk yönetimimiz, gündelik hizmet yönetimimizin çok dışında bir konu da değil aslında. Bu bir ölçek şeyi. Artı yine hep söylüyoruz, işte kriz yönetiminden afet yönetimine acil durum yönetimi. Mesela acil durum yönetiminde böyle çok müdahaleyle sıkıştırmış durumdayız. Tıpkı risk yönetimini, risk azaltmayı kentsel dönüşümle sınırlandırmamız gibi. Tabii kentsel dönüşüm bunun en önemli ayağı ama çok daha farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor, daha geniş. Dolayısıyla kente acil durum hizmetlerinin iyileştirilmesi de bir anlamda önlemenin yanı sıra müdahalenin de iyileştirilmesine gerektiriyor. Yani yine tekrar altını çiziyorum, kırılgan gruplar, veri tabanlarının oluşturulması, normal zamanda hizmetin iyileştirilmesi, bunun belli egzersizlerle yapılması vesaire. Dolayısıyla burada bir aktörler arasında bir algı problemi olduğunu söylemek mümkün. De rol ve sorumlulukların da onları algılamada da bir sorun olduğunu, sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan biraz sonra sanıyorum Buğra değinecek. Toplumda afet yönetiminde sorumluluk algısı da bence çok önemli. Yeri geliyor bir anda herkes mobilize oluyor haliyle. Yani çok büyük bir sosyal sermaye de var bir anlamda baktığımız zaman şey tabiriyle. Fakat belli bir süre sonra bu hareketlilik bir anda sürebiliyor. Dolayısıyla yerel idareler, merkezi idare, bu konuda sorumlu tüm aktörlerin nasıl bu sürekliliğin sağlanacağı konusunu da afet planlamasına dahil etmesi gerekiyor. Ben hemen bir gönderme yapacağım. Diyelim hangi aktörlerden bahsediyoruz? Merkezi idare var, yerel idareler var, tanımlanmış STK'lar var, özel sektör var, halk var. Halk tabii hem bireysel olarak var hem de bir takım konusu afetle ilgili olmayan fakat afette devreye girebilecek örgütlü gruplar var. Şimdi bütün bu kadar çok aktörlü bir ortamda biz bu sorumlulukları nasıl dağıtacağız ve sadece sorumluluk dağıtmak gerekmiyor. Bu sorumluluğu fiili olarak nasıl sahaya, nasıl efektif hale getireceğiz? Özellikle halk katılımıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunun bu kadar sürekli olamamasının sebebi aslında yine yerel ve merkezi idarenin bu işi çok durağan, statik bir iş olarak görmesi. Yani diyelim gönüllü programları, eğitim programları, bunları çok statik bir çerçeve içinde görmeleri. Hem içerik bakımından hem de bu işin rakamsal olarak büyüklüğü bakımından. Yani siz 400 bin kişiye de bir eğitim verseniz, eğer o eğitimin sürekliliğini sağlamadığınız sürece, içeriğini yenilemediğiniz sürece ve sahaya sürmediğiniz sürece ve onları kendi planlarınıza dahil etmediğiniz sürece, egzersizlerle, simülasyonlarla çok efektif olacağını pek sanmıyorum. Benim genel anlamda söylemek istediğim bu koordinasyon problemleriyle alakalı olarak, yani bir şeyler yapılıyor ama aslında biz bunu çok önceliklendirerek ve bir araya gelerek pek yapamıyoruz. Her şey o yüzden çok dağınık bir şekilde ilerliyor. Bir de hakikaten konuştuğumuz konuda böyle rol ve sorumluluklar çok keskin çizgide, çok sınırlayıcı çizgide tanımlanacak işler değil. Bu geçişken rollerin nasıl tespit edileceği konusu. Bunlar da bir araya gelmek, egzersiz yapmak, işte eksiklikleri görmek, farklı çalışma kültürlerini ve dillerini tanımak açısından çok gerekli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Nazan Cömert. Şimdi söz Aziz Şasa'da. Aziz Şasa orman mühendisi, Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından birinin başında, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Buyurun Aziz Bey. Sağ olun. Şimdi en eski sivil toplum kuruluşu olmayabilir ama şu bir gerçek. Yani sahaya çıkan ve yani aksiyon alarak sahaya çıkan ilk olabilir. Daha sonra özellikle afetler açısından. Afetler açısından doğrudur. Tabii. Sonradan zaten hızla bu çözüm ortağı statüsüne gelen yani şöyle 17 Ağustos'tan 9 yıl önce başlayan bir serüven bu. İhtiyaç hisseden kamu yöneticilerinin bize ulaşması ve yani bir takım mevcut düzenlemeleri ciddi alarak bunları çalıştırmaları neticesinde biz sahaya çıkabildik. Şimdi orada ben şuna özellikle değinmek istiyorum. Yani 17 Ağustos'tan önce belki bu kadar 17 Ağustos'tan sonrası veya tam kadar kapsamlı olmasa bile aslında çok güzel çerçevelenmiş bir şey var. Bir mevzuat var. Problem şurada başlıyor. Bu mevzuatın hayata geçirilmesi, uygulanması noktasında çok ciddi problem yaşana gelmiş ve hala da yaşanıyor maalesef. Şöyle ki 1999 depreminden önce aslında 1958 yılından beri mevcut olan sivil savunma kanununda mevcut olan bir şeyi ilk defa hayata getirdik. Ne sayede geçirdik? Bir tane bilinçli kamu yöneticisinin İstanbul'da olayı fark edip bizi çağırmasıyla başladı. Sonra Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün bizi çağırmasıyla daha da gelişti ve de biz sahaya öyle çıktık. Yani olan 1958'de olan bir şeyin 1990'da hatırlanması, bunu bir kenara not etmekte fayda var. Bununla da bitmedi. Ondan sonra daha sonra bu 99 depreminden önce biz 1988 yılında çıkmış bugünün bu kampın aslında temelini teşkil eden bir düzenlemeyi fark ettik ve ilk defa onun haberleşmeyle ilgili bölümünün çalışmasını sağladık. Ben şuna gelmek istiyorum. Mevzuat var. Önemli olan mevzuatın doğru algılanması, bunun önemsenmesi ve bunun hayata geçirilmesi. Buradan şeye geçiyorum ben hızla. Evet, 99 depremlerinden alınan çok ders var ama ne oldu 99 depreminden sonra? Şu oldu, bir kere arama kurtarma noktasında çok ciddi bir ivme oldu. Kampa geçişte çok önemli bir rol oynadı 99 depremindeki deneyimler. Ama kampa geçişle birlikte şöyle bir sorun da yaşandı. Bir kurumsal hafıza vardı. Bu reorganizasyon içinde, reorganizasyon süreci içinde maalesef o kurumsal hafıza, insanların emekli olması ve bu bütün bu kayıtların aslında bir araya toplanıp bir vaka analizi kitabı haline getirilmemesi neticesinde maalesef o kurumsal hafıza yok oldu. Ve bu hızla son dönemde özellikle biraz fazla bir şey oldu, bir sirkülasyon oldu. Ondan dolayı da maalesef yani gerçek anlamda biz hala bir deneyim kitabı ve bir vaka analizi şeyi yok. Hafızası maalesef yok. Şimdi kurumsal hafıza o anlamda önemli. Aslında İRAP şöyle geldiğimiz noktada aslında Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma Planı veya Türkiye Risk Azaltma Planı'nın gerçek anlamda algılanması, bu konuda farkındalık oluşması ve bunların üzerinde çalışılması, bunda bir bilinç elde edilmesi ve aslında aktörlerin toplantılarla değil, birbirlerini yaparak, ya iletişim kurarak nasıl bir problemleri nasıl çözeriz konusunda bir, ya ortadaki bir problemi herhalde farkındayız. Farkındayız da aktörlerin bir araya gelip sohbet şeklinde, toplantı değil, toplantıların ben hiç netice vermediğini son derece net bir şekilde söyleyebiliyorum. Diyaloğun genişletilerek, bu arada tabii Türkiye Afet Müdahale Planı'nda aslında çok mükemmel bir plan. Evet, bir takım eleştiriler olabilir ama prensibi itibariyle, yapısı itibariyle oldukça yani çok kapsamlı. Burada önemli olan bu grupların birbirine olan diyaloğunun geliştirilmesi. Burada bir ciddi eksiklik var. Yeni daha farkı da varıldı ve o konuda da zaten bir takım şeyler var. Ama onunla beraber aslında risk tanımlaması, risk teşhisi ve oradan risk farkındalığının geliştirilmesi lazım. Şu anda ben orada çok ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani aslında günlük hayatta yaşadığımız bir takım sıkıntılar, mesela çok basit bir örneği vermek gerekirse, 29 Ekim'de Boğaz kenarında bir şey oldu. Çok keyifli bir olay tabii, 29 Ekim bayramdı ama orada mesela o trafik sıkışıklığının yaşanması ve orada onunla birlikte haberleşmede bir takım sorunların yaşanması, bu aslında bir alarm işareti. Bu alarm işareti, bunu kafamızda hani bir olumsuz durumda yaşanabilecek bir şeyin simülasyonu olarak düşünüp mesela bunu bir farkına varıp buna göre bir takım tedbirler geliştirmek veya yol haritası geliştirmek gibi bir takım açılımlar var. Bunları bence yapmamız, yani bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bir de şunu farkına varmamız lazım. Bu olaylar rutine sığmayan, bürokrasiyle halledilmeyen, ezberlerle halledilemeyen olaylar. Dolayısıyla ona göre geleceğe yönelik bir takım hazırlıklar yapmakta fayda görüyorum. Evet, çok çok teşekkürler. Belki bir kısaca da özel sektörün konumuna, durumuna değinmeniz yararlı olur. Çünkü sizin o konuda da çok önemli tecrübeleriniz var Aziz Bey. Beklentileriniz de var tabii. Şöyle, riskin, bakın 17 Ağustos aslında riskin farkına varılması anlamında evet bir milattı. Ama ne oldu? Evet, hala yani orada rutinlerin kalıpların dışında çıkılamadı. Yani nerede devlet şeyinde takıldık kaldık. Halbuki nerede devlet olayı değil, neredeyiz, biz neredeyiz, ne yapacağız şeyine geçemedik bir türde. Bunda şeyin de, özel sektörün de bazı ihmalleri olduğunu ben çok rahat söyleyebilirim. Aslında mesela örnek vermek gerekirse iş sağlığı güvenliği yasasının öngörülerinin gerçek anlamda içselleştirerek uygulanması halinde bile bir ölçüde risk azaltma mümkün. Oradan geçiyoruz iş sürekliliği kavramına. İş sürekliliği standartlarının içselleştirerek, kalıp olarak değil, gerçekten anlaşılarak bunun uygulanması bile birçok şeyi, yani özel sektörün katılım oranını artıracaktır. Bizim tecrübemiz mesela 6 Şubat depreminden sonra biz bazı temaslarımız oldu bazı ticaret odalarında. Şunu fark ettik. Direkt olaydan etkilenmiş insanlar derhal bize soru sordular. Diğerleri hiç ilgilenmedi. Son yine bir örnek, Deniz'de bizim yaşadığımız bir örnek. Orada bir sivil bir özel sektör kuruluşunda bizim şubenin başlattığı bir diyalog var. Orada mesela 17 Ağustos'tu oradaki bizim irtibat kurduğumuz kuruluşta 17 Ağustos'u yaşamış bir yönetici sayesinde çok hızlı bir şekilde biz ortak fikir geliştirme şeyine gelebildik. Yani burada biraz yaşanmışlıklarla yaşanmışlıkların bundan yararlanarak yetkilere yönelik bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini ve bu konuda özel sektörün çok daha fazla aktif olması gerektiği kanaatindeyim. Aziz Bey çok çok teşekkürler. Şimdi en genç arkadaşımız Buğra Çelik. Buğra makine mühendisi, İmece platformu ve Marmaris Akyaka afet gönüllüsü. Özellikle 2023 Şubat, 6 Şubat depremleri sonrasında hayatının önemli bir bölümünü Hatay'da geçirdi. Orada sivil çalışmalara katıldı. Öncesinde de sivil toplum kuruluşlarıyla ve sivil çalışmalarla çok yakından ilgiliydi. Buradan belki 99'dan 2023'e de bir bağlantı imkanımız olur. Şimdi söz Buğra'da. Çok teşekkürler Gürhan Bey. Biraz aslında tüm bu uzmanlarımızı dinlerken gözümün önünden böyle özellikle 6 Şubat sonrası sahneler geçiyor ve en önemli burada karşılaştığımız konu aslında kurumlarımız, ilişkilerimiz ve bireyler olarak becerilerimiz, kabiliyetlerimiz bizi bu bekleyen döneme yeterli değil. Yani biz bir aslında kabiliyet krizi içerisindeyiz bir yandan da. Ve bunun içerisinde de işte toplum nasıl çalışır, bir medeniyet hangi katmanlardan oluşuyor diye baktığımızda işte ilk önce kabilelerle başlıyoruz. O kabilelerin içerisinden kurumları kuruyoruz, işte ordu, kilise, medrese gibi. O kurumlardan sonra bir pazar, rekabetçi pazar oluşuyor ve en sonunda da işte teknolojik desteklerle de ağlar, global networkler, ulusal networkler kuruyoruz. İşte deprem sonrasında, afet sonrasında tüm kurumlarımız ve pazar aslında çöküyor. Ve geriye elimizde o ilk kabile, yani mahalle ilişkilerimiz, sülale ilişkilerimiz, komşu ilişkilerimiz ve bu teknoloji destekli ağlarımız kalıyor elimizde. Yani aslında o kurumlar ve pazar çökünce orada yeni bir şey doğuyor. Ve o yeni şey biraz da umut veren bir şey. Ve bizi daha rekabetçi olmaya, işte o işbirliğini koordinat pazar ve kurumlar çökünce mahalleliler, vatandaşlar bir araya geliyor. Yani burada bu kurumların çökmesini şuradan konuşmamız gerekiyor. Yani işte mesela 6 Şubat depremlerinde 112 acil, mesela Hatay için 112 acil, işte Emniyet Genel Müdürlüğü, karargah, ya AFAD'ın kendi binası, bunların hepsi çökmüştü. Ve iletişim altyapısı ve planlar, hani Aziz Bey'in dediği gibi aslında bunlar zaten var. Ve bu senaryolar ve planlar genelde de en iyi planlar üzerine yapılıyor ve ölçek büyüdükçe bu planları yapan kurumlar hareket edemez oluyor. İşte ne oluyor? Adana Havaalanı'nda yüzlerce arama kurtarmacı beklerken henüz onları sevk edecek, bir karar verecek bir mekanizma ortaya çıkamıyor. Ya da işte şehrin girişinde kepçeler, iş makineleri beklerken park halinde onları şehrin içine koordine edebilecek bir bilgi akışından sorumlu kimseyi göremiyoruz biz uzun bir süre. İşte ya da pazar, yani işte mesela sizin ben su sanitasyon operasyonunda da çalıştım Hatay'da ilk günlerde. Yani mesela su depoları almanız gerekiyor değil mi? Yani işte 3 tonluk 5 tonluk su depoları almanız gerekiyor. Bunu Adana'dan, Antep'ten getirecek, paranızla getirecek bir yapı yok. Ya da işte Hatay'daki bir nalbura gittiğinizde bunu satın alabileceğiniz yere işte o esnaf diyor ki yani benim depom yıkıldı, İstiyorsan enkazın içinden al diyor. Yani ona artık siz parayla satın alabileceğiniz bir yerde değil. Ona artık hani örgütlenip bir araya gelip hadi şu betonları, şu yıkılan duvarı kaldıralım da oradan o şeyi alalım. Ve bu noktada aslında bu pazarın ve kurumların çöküyor olmasının getirdiği tablo çok acı veren ve işte tüm bu yaşadığımız şeyleri ortaya çıkaran tabloyu bize gösteriyor. Ve bunun içerisinde ama ben biraz şuna odaklanmak istiyorum aslında. Bu işte çöktüğü yerde yeni bir şey yeşeriyor. İşte o yeni yeşeren şey benim afetin sıra dışı aktörleri olarak tanımladığım, aslında işi gücü çok afetler olmayan, belki işte sivil toplum deneyimi bile olmayan insanların birdenbire kendini bu ön cephede bulması. Hani ilk günlerden başlarsak mesela işte zaten madencileri artık saymıyorum. Onlar çok sıra dışı bir aktör değil ama düşündüğünüzde aslında yani madencileri sahaya kim getirdi diye baktığınızda onların kendilerinin arasında para toplayarak ve gönüllü olarak gelmeleri itibariyle aslında bu konuştuğumuz planların ve operasyonların bir parçası olmayan kesimde madenciler bile var. Ama biz madencilerin deprem bölgesindeki etkisine baktığımızda yani herhangi bir İşte enkaz başında yakınını bekleyen ya da arama kurtarmada çalışmış herkes bunu yaşamıştır, deneyimlemiştir. Bir ortama madenciler geldiğinde o ortam sakinliyor. O ortamda bir güven oluşuyor. Yani afetin bu kadar kritik oyuncusunun deprem bölgesine nasıl geldiği sorusunu cevabı üzerinden düşünürsek aslında madenciler bile afetin sıra dışı aktörleri konumunda. Oradan baktığımızda mesela sinema endüstrisi. Hani ben de bunun bir parçasıydım. Desteklenen sahada bizi de desteklediler. Mesela işte karavanları, onların işte rastgele bir yerde kendi karavanlarıyla bir set ortamı oluşturabilme kaynakları sayesinde biz Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin ilk haftalarında ihtiyaç duyduğu çok önemli destekleri oraya sunabildik. Ya da işte şehirde arama kurtarma yapılırken gece yeterince aydınlatma olmadığı için setleri aydınlatan ışıkçılar enkazları aydınlattılar. Ve bunu da sessiz jeneratörleri sayesinde, çünkü sessiz olması gerekiyor bu işin, birçok arama kurtarma ekibinin elindeki gürültülü jeneratörler bir kenara bırakılıp sinema endüstrisinin işi alakası hiç bu olmayan insanların bu kadar kritik rol oynadığı bir 2023 afet yönetimi içerisindeyiz. Ya da aynı şekilde Altın Saatler'de de konuk aldık. Kuryeler, yani şehrin içerisinde fiziksel iletişimin, ulaşımın kesinlikle yapılamadığı bir ortamda işte Konya'dan atlayıp kendi aralarında para toplayıp skuterlarını bir pikaba yükleyip gelen aktör, yani işte valiler, generaller, herkesin teşekkür ettiği bir oyuncuya dönüşüyor. Niye? İşte o motosikletle, yani ilaç da taşıdılar, ebe de taşıdılar, doktor da taşıdılar, hasta da taşıdılar. Yani bu ya da bir yandan baktığımızda işte hani mahalle dayanışmaları, o komşuculuk, yani aslında insanlar işte o kimsenin gelmediğini, dışarıdan bir desteğin gelmediğini anladığınız noktada işte o kepçeler şehrin girişinde bir sürü iş makinesi beklerken insanlar çanak antenlerle enkaz kaldırmak zorunda kaldığı andan sonra artık insanlar neyin içerisinde olduğunu anlamaya başlıyor ve oradan bir dayanışma doğmaya başlıyor. İşte o yereldeki güçlü ilişkiler, komşuculuk, geniş aile, sülale ilişkilerinin üzerine işte uzaktaki işte hemşeri dernekleri, mezun dernekleri, işte Rotary'ler, Lions'lar mesela yepyeni anlam kazandılar aslında kendi misyonlarında da. Ne oluyor? İşte o dijital araçlar sayesinde, işte WhatsApp grupları, o Twitter, Instagram sayesinde yerelden duyulan ihtiyacı o güven köprüleri sayesinde uzaktan networkler karşılamaya başladı. Ve bu hani Nazan'ın da altını çizdiği üzere aslında çok da uzun sürebilen bir ağ değil, bir dayanışma değil. Yani bu afetten sonra sanki bir kronometre var ve yavaş yavaş bu beceri, bu ruh yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlıyor. Benim kişisel gözlemim işte Şubat'tan sonra Mayıs-Haziran ayında artık yavaş yavaş çözülmeler başladı. Neden çözülmeler başladı? Bir kere bireyler olarak, özellikle dışarıdan gelen bireyler olarak, işte o kurumlar ve pazar yokken içimizden yeniden keşfettiğimiz o dayanışma ve birlik ruhu gidiyor ve o bize kurumların ve pazarların öğrettiği ego ve işte rekabet ortamları yeniden gelmeye başlıyor. Bir yandan herkesin kendi hayat mücadelesine devam, işte sıra dışı aktörler oldukları için aslında kendi hayat mücadeleleri var ve bir yandan da buna dönüyorlar. Bu mücadeleye geri dönüyorlar. Ama sonuçta bunu kesinlikle bırakamayacak yapılar buna devam ediyorlar. Şu an hani benim buradaki özellikle ilk çağrıyı ben afetten sonra aktive olmuş uzaktaki ağlara seslenmek istiyorum. O WhatsApp gruplarını yeniden aktifleştirmemiz lazım ve işte eğer fiziksel ağlarımızda, iş yerimizde, mahallemizde, kampüsümüzde, okulumuzda afete hazırlık çalışmaları yaparken, ki Aziz Bey'in altını çizdi, yani bunlar böyle toplantılar, eğitimler falan değil, bunlar sohbet. Çünkü günün sonunda ihtiyaç duyduğunuz şey ilişkiler, birbirini tanıyan, güvenen insan ağları oluşturabilmek. Bu fiziksel ağlar dışında da İşte bu mezun dernekleri, yani mesela şu an iş yerleri, özel sektör durumun farkında ve özellikle İstanbul'da hani özel telsiz altyapılarından çalışanlarının afetten sonra barınacağı merkezlere kadar çalışmaları hızlandırmış durumda özel sektör. Ama maalesef toplumsal bir harekete dönüşmeden, mahalle kılcallarına inen bir harekete dönüşmeden bunu yapabilmek çok zor. Ve burada da işte 2023 depremleri için ikinci yıla giriyoruz ve hala çalışmalara devam eden mahalle organizasyonlarını destekleyerek, onlardan öğrenerek, onlar bir anlamda geleceği yaşıyorlar. Onlardan öğrenerek hem kendimizi hem içinde bulunduğumuz ağları, toplulukları, aileyi geliştirmemiz gerekiyor. Hani bence şu kısım önemli. Her afetten sonra çok ciddi şeyler öğreniliyor, yeni şeyler doğuyor, güçleniyoruz. Ama bir yandan da o afetlerin sıklığı, derinliği, ölçeği artarken aslında kırılganlığımız ve becerilerimiz azalıyor. Son bir not, aslında afet üzerinden de değil sadece. Biz derin yoksulluğu, en kırılgan grupları kendi bulundukları yerde afet olmadan önce koşullarını değiştirebildiğimizde, o koşullarını değiştirmeye onların bir parçası olduğu bir sistem kurabildiğimizde zaten mahalleyi de afete karşı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Hatay'da, Adıyaman'da bunun çok çok iyi örnekleri var. Bir aşevi örneği, aşevi mahalleyi hem afetten sonra ayakta tutan bir dayanışma ağı, hem de mesela afetten önce kurulacak bir aşevi o mahallenin en önemli afet dayanımını karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam burada bence en dikkat etmemiz gereken şey artık bu afetler böyle 40 yılda bir, 100 yılda bir olan şeyler olmaktan çıktı. Ekonomik krizin, derin yoksulluğun, iklimin, şehrin bir sürü farklı seviyede krizler bizi bekliyor. Medeniyetin işte üzerinde durduğu temeller, elektrik, iletişim, bunların hepsinin ciddi kesintilerle karşılaşacağımız ve sınanacağımız bir döneme girdik ve burada hem kendimize, aklımıza, birbirimize sahip çıkmak için yapacağımız şey bir araya gelip bu konuları sağlıklı bir şekilde konuşabildiğimiz ortamlar yaratmak. Çok çok teşekkürler Buğra Çelik, sağ olasın. Arkadaşlar son dakikalara girdik ama her birinizden son cümlelerinizi almak istiyorum. Elvan, senden başlayabiliriz. Evet, özellikle arkadaşların konuşmaları üzerine şunu söylemekte yarar var. Yani afetler konusu, afet risklerinin anlaşılması ve bunun günlük hayatımız içerisinde her an aklımızın bir köşesinde olması çok çok önemli. Yapacağımız her türlü ekonomik yatırım olsun, sosyal yatırım olsun, çevresel eylem olsun. Bütün bunlarda bir takım risklerin varlığının farkında olmak, onları azaltabilmek için neler yapılacağı üzerinde kafa yormak çok çok önemli. Yapacağımız her şey, işte Buğra'nın söylediği gibi mahallede bir aşevinin kurulması bile ileride bir afet durumunda çok büyük bir katkı sağlayabiliyor. Yapılacak her şeyde bir afet durumunda risklerin azaltılması konusunda hatta müdahale konusunda ne gibi katkı bulunacağını dikkate almakta yarar var. Buna ana akımlaştırma diyorlar. Ana akımlaştırmanın gerçekten önemli bir unsur olduğunu bir defa daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Elvan. Nazan? Ben de çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Gittikçe daha çok bilinmedik durumlarla karşılaşacağımız çok aşikar. Bilgi önemli ama beceri de çok önemli. Dolayısıyla bilginin ötesinde becerilerimizi hem kurumsal hem bireysel anlamda nasıl geliştirebiliriz? Planlamalarımızı buna göre nasıl yapabiliriz? Bu konular çok önemli. Tekrar bir atıfta bulunarak özellikle bu afet eğitimi, farkındalık eğitimlerinin, içeriklerinin ve niteliklerinin biraz daha aktif, dinamik bir süreç içine dahil edilmesi, belli şekilde tekrar revize edilmesi, sürekliliğin sağlanması önemli. Sorumluluk herkese ait. Bireysel olarak da, kurumsal olarak da bu sorumlulukları nasıl paylaşacağız? Bu konu önemli. Buğra'nın dediği gibi ne kadar çok bir araya gelirsek birbirimizi o kadar iyi tanıyacağız ve beklenmedik bir durumda da beklenmedik durumlara karşı kapasitemizi daha da geliştirme imkanı bulacağız. Çok teşekkürler Nazan. Aziz Şasa. Evet, ben Buğra Bey'in bir kere bu madenciler konusundaki ve görünürlüğün, yani görünür bir takım çalışmaların nasıl insanları sakinleştirdiği ve paniği azalttığı çok önemli bir tespit bu. Bunun üzerine durulması gerektiğini ve bunun özellikle yani mahalle afet gönüllü yapılanmalarının bu anlamda çok büyük önem taşıdığı, yani mahallede ve yereldeki paniği azaltma anlamında çok ciddi bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sosyal sermaye vurgusu yapıldı. Bunun içinde telakki etmek lazım tabii ki mahalle afet gönüllü. Bütün mahallenin bütün spektrumuyla spektrumunu kapsayan bir olay. Bu arada tabii çok enteresan proaktif örnekler de var. Mesela bu yine Buğra Bey'in bahsettiği bu su örneğinde benzer bir olay ama daha önceden ön alma noktasında mesela eczacıların çok hoş bir çalışması var. Eczacılar Birliği şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Önemli olan burada bu ağları birbirine irtibatlandırmak. Yani mesela mahalle afet gönüllülerine eczacıların bir araya gelmesi, mahalle yapılanmalarına eczacıların ortak bağlanması, aslında mahalledeki bütün işyerlerinin irtibatlaması mahalle afet gönüllülerine, bunlar da ileriye yönelik güzel adımlar olabilir. Çok teşekkürler Aziz Bey. Buğra, son cümleni alalım. Yani biraz tekrara düşmeden en önemli konu birey olarak buradaki sorumluluğumuzu ve aslında yapabileceklerimizin gücünü hatırlayıp afetten önce harekete geçmek. Evet, çok çok teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında konumuz 17 Ağustos nedeniyle afet yönetimi idi ve bu konuda da Açık Radyo'da Altın Saatler isimli programı birlikte gerçekleştirdiğimiz 25 yıldır süren bu programın programcıları olan Aziz Şasa, Buğra Çelik, Elvan Cantekin ve Nazan Cömert ile birlikteydik. Gelecek hafta ise yine konumuz aynı. Yani 17 Ağustos, fakat bu kez mühendislik açısından 25 yılı değerlendirmeye çalışacağız. Konuklarımız ise Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yılmaz ve Muzaffer Tuncaoğlu olacak. Bu arkadaşlarımız da Altın Saatler programcılarıdır. Evet, bugün programı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta ikinci programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.